lilletiyen bir dolunay gerçekleşecek. 18'inde bu dolunayla kötülükler salınacak. Fuanta parçacık demek. Yani bizim tasavvufta bittiğimiz zerre demek. %90'ı bilinçaltıdır. %10 kısmı bilinçli zihindir. İnsanoğlu maalesef aynı o zaman cennet makamında kaybettiği gibi bu dünyadaki sınavında kaybediyor. Şeytanın asıl düşmanı her zaman için kadın olmuştur. Bütün sistem ritüellerle gidiyor şu anda ve sembollerle gidiyor. Ateşle yakıyorlar. Ayin yapılıyor. Şan, şöhret, para hepsi geliyor. Nedir ritüeller? Hangi sembollere dikkat etmek lazım? Biz kendimizi nasıl korumalıyız? Lanet her zaman davettir. Evet, yani ayın 15'i itibariyle yoğun bir şekilde başlayacak bir ritüel sinsilesine giriyoruz. 18'i Dolunay'ın boş geçmeyecek hiçbiri. Ama en çok Hatay, Antakya. O bölgede büyük geçiş kapıları var. Bildiğimiz ya da bilmediğimiz. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün önemli bir konuğumuz var. Kendisi hem matematikçi, hem yazar, hem eğitmen, hem kuantum e Eğitmeni Koçu, Nilda Ferhan, Efe Çınar. E, kendisiyle kuantum gerçeğini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili Hakan. Hocam, genelde e, bizim konularla ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir isimsiniz. Zira çok önemli kitaplarınız var. Bunlardan en önemlisi de kuantum sıçraması. Ben bu kitabı okuma şansına sahip olmuştum. Şu an yanımızda değil bu kitap. Ee, ancak onun dışında birkaç kitabınız var. Ben bu kitapları göstereyim mi sizi? sevinirim tabii konuşmaya ki. Konuşmaya başlamadan önce. E, Nida Hanım'ın Esmalar'ın Gizli Hazinesi adlı kitabı bundan bir 3 yıl önce çıktı zannediyorum. Yok değil mi? bayağı oldu. 2010'dan beri var. 2010'dan beri var. Bir 10 yıldır, 12 yıldır var. E, o zaman ben 3 yıl önce göz atma sahip oldum. Onun dışında bu kitabı da çok gördüm. Bilinçaltının, Bilinç büyüsü. büyüsü. Bu da çok güzel bir kitap. Ee, onun dışında ise isimlerin gizemi ve ayrıca doğum tarihlerinizdeki şifre. Bu da enteresan bir kitap. Okumadım ben bu kitabı. Şimdi okuyacaksın. Şimdi okuyacağız <laughs> inşallah. Hadi çok bakalım. teşekkür ederiz. Rica ederim. Ama tekrar edeyim en önemlisi Kuantum Sineması'ydı herhalde. Kitaplarınız Doğru. arasındaki Doğru. en önemli kitap. Doğru. Ee, edinmek isteyenler, bakmak isteyenler bakabilir. Evet peki. Ninda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> siz e, şimdi uzun zamandır herkes kuantum kuantum hiç kimsenin dilinden düşmüyor. Evet. E, çalışmalar yapılıyor ve e, asıl bu çalışmaları yapan hocaları yetiştiriyorsunuz siz. Evet çok şükür. Hani kuantum alanında hocaların hocası diyelim. Hayır, sağ olun teşekkür ederim. <laughs> bu noktada hocam birazcık kuantum gerçeğinden bahsedelim ve şunu soralım size. Kuantum denen olay nedir? Hiç bilmeyen bir hissiymişim gibi anlatırsanız. <laughs> evet, yine elimden geldiğince çok fazla teknik olmamaya çalışacağım ama yine işin <laughs> içerisinde teknik var. Çünkü kuantum aslında bir fizik terimidir ve Max Planck adında bir kuantum fizikçisi tarafından isim verilmiştir. Yani bu ismin sahibi, kuantum isminin sahibi Max Planck adlı bir kuantum fizikçisidir. Şimdi burada iki şeyden bahsetmek gerekecek. Kısaca üç madde bizim için çok önemli. Klasik fizik ve kuantum fiziğinden bahsedeceğim. Bunun felsefesini kullanıyoruz biz koçlar olarak. Klasik fiziğe baktığımız zaman enerji ve maddeyi birbirinden ayırıyordu. Yani havayla işte dokunduğumuz e, sehpa ya da objelerin e, farklı farklı olduğunu düşünüyordu. Ama kuantum fiziği devreye girdiği zaman ise burada... Aslında her şeyin bir enerji olduğu, adına madde dediğimiz şeyin de aslında bir madde olmadığı ve daha yoğun bir enerji formu olduğu ortaya çıktı. Daha evvelden atom çekirdeğinin bir bilardo topu gibi sert olduğu düşünülürken, kuantum mekaniği atom çekirdeğin içerisinde daha da yoğun bir enerji alanıyla karşılaştı. Bize kısaca şunu verdi felsefesi kuantum mekan mekaniğinin. Evrende her şey enerjiden ibarettir ve adına madde dediğimiz hiçbir şey yoktur. Sadece saf bir enerji vardır. Bunların titreşimleri e sadece farklılık gösterebilir ve bütün bu enerji ağı birbiriyle tamamen Doğru orantılı olarak birbirine bağlantılı haldedir. Yani evrenin içinde bulunduğumuz samanyolu galaksisinin ucunda olan bir olay, gezegenlerde olan astrolojik olarak da buna bakıyoruz. Herhangi bir ışın durum burada dünyadaki durumları etkileyebilecek bir konumdadır çünkü gözle görünmeyen yoğun bir enerji ağ içerisindeyiz. Kuantum mekaniğinin en önemli Birinci maddesi budur. Evrende her şey enerjinin ibarettir ve her şey birbirine bağlantılıdır. Uzak ya da yakın diye bir şey yoktur. Burada düşündüğümüz bir şey, işte Yeni Zelanda'da oluş alanına geçebilir. Çünkü bir yerden bir yere gitmez. Burada, zihinde canlandırılan, orada tamamen, çünkü ışık hızından da hızlı hareket ettiği için, oluş alanına geçiş yapar. Birinci madde bu. İkincisi, klasik fizikte, burada klasik fiziği kötülemiyorum, üstüne gelen bir durumdur. Kuantum fiziği, klasik fizik olmasaydı kuantum fiziği olamayacaktı zaten. E, klasik fizikte ise insan düşüncesinin hiçbir etkisi olmadığı düşünülürdü evrenin dönüşümünde. Kuantum fiziği yapmış olduğu deneylerle, tek tek burada uzun uzun deneylere girmek e, istemiyorum. Kitaplarımda zaten bu deneyleri yazdım. Buna ilgili videolarım da var. Yapılmış olan bu deneyler sonucunda aslında evrendeki her şeyi... İçinde bulunduğumuz dünyayı, yaşamlarımızı, fiziksel bedenlerimizi olmuş ol, olmakta olacak olan bütün durumları değiştirebilecek tek gücün olduğunu, o da insan zihni olduğunu bize söyler. Yani insan zihninin den çıkan enerji, kuantasal anlamda bütün kainatı değiştirebilecek güçtedir. Toplu yapılan duaların da mesela en büyük ya da grup çalışmalarında e, değeri burada. O kadar çok yoğun kişinin zihninden aynı niyetle bir enerji açığa çıktı mı bu birbiriyle ilişik halinde örgü halinde olan alan esnasında e, harekete geçiyor niyetlerimiz. E, bunun dışında e, üçüncü olarak da bu kuanta kelimesinin anlamını söyleyeyim ilk önce. Kuanta parçacık demek. Yani bizim tasavvufta bittiğimiz zerre demek. En küçük parçacık. Kuantum de parçacıklar demek. Yani zerrecikler anlamına geliyor bizim tasavvufa doğru baktığımız zaman. Bütün kainatın zerreciklerden ve enerjilerden ibaret olduğu, en güçlü enerjinin insan düşüncesi olduğu ve insan düşüncesinin de arzu ettiklerimizi oluşturabildiğiydi. Bir üçüncü madde daha var. Bu da klasik fizik döneminden gelmiş. Hala bazı doktrinler içerisinde kadercilik olarak anlatılan yaşamda zannediliyor ki sadece tek bir plan var. İşte bu benim alın yazım. Dolayısıyla alın yazım neyse ben sadece ve sadece bunu yaşarım inanç sistemiyle hareket ediyor insanlar. Ama kuantum fiziği iki tane önemli deneyli. Bunu araştırabilirler. Biri kedi deneyi Schrödinger'in. Ee, diğeri de Young deneyi çift yarık deneyi iki tane e, bilimsel deneyle ortaya çıktı ki aslında pek çok olasılık var ama insanlar bir tane olasılığı e, seçiyorlar ve bunu yaşıyorlar yani bir sürü, şu anda mesela benim arkamda bir sürü top zıpladığını düşünelim benim arkaya dönük dönük değilken ben o topların hiçbirini görmüyorum dönüp baktığımda sadece bir tanesini göreceğim Neye inanıyorsam, neyin olacağına inanıyorsam o topu göreceğim. Diğerleri de olasılığımdı ama o olasılıklar çöktü Kaderini bir tanesi. Zihninde yazıyorsun. Zihn... Bravo, çok güzel söyledin. Kaderini zihninde yazıyorsun. Dolayısıyla biz neye inanıyoruz? Mesela kişi iş görüşmesine gidiyor. İş görüşmesine gitmeden önce iki olasılık da gerçek. İşe girmek de var, işe girmeme de var. İki olasılıkta aynı oranda o kişinin olasılığı. işe gireceği inancıyla oraya gittiği zaman o işi alıyor. Ama beni kabul ederler mi acaba gibi ikircikli bir duygu durumuyla hareket ettiği zaman o işe giremeyebiliyor. Kişi, çok güzel söyledin. Kişi kaderini, planını, kader kelimesinin de anlamı zaten plan ölçü nizam demektir. Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda da çünkü ben Kur'an'ı hareket etmiyorum, beni tanıyorsun. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da kader kelimesi Allah bütün her şeyi gezegenlerin dönmesi, yağmur, yaşamdaki her şeyi belirli bir plan doğrultusunda, kader doğrultusunda yapmıştır derken orada ölçü, nizam ve plandan bahseder. Dolayısıyla insanlar ee, önlerinde olacak, hayatlarında olacak ola, olasılıkları bir kişiyle evlenmek, çocuk sahibi olmak ev sahibi olmak, iş kurmak işe girmek ne varsa bu olasılıkları kişi ilk önce zihninde kendi yaratıyor. Neye inanıyorsa onu gerçekleştiriyor. O zaman da biz neye geliyoruz? Bu üç maddeden yola çıktığımızda birisi ne dedik? Her şey enerjiden ibarettir. Adına katiden bir şey yoktur. Ve her şey birbirine bir örgüyle bağlantıdır. İki en güçlü enerji Bizim zihnimizden çıkan enerjidir ve dolayısıyla bu enerji oluş alanına, bir şeyi istediğimiz oluş alanına bizi taşır. Üçüncüsü pek çok olasılık vardır ama o olasılıklardan biz sadece bir tanesini seçer yaşarız. O da neye ne olacağına inanıyorsak onu seçer ve yaşarız. Burada da iş bilinçaltına giriyor, bilinçaltının büyüsünde olduğu gibi. Bu sefer e, ee, altlarımızda neye inandığımıza bakmak lazım. Yani çalışmalarda yapılan bu benim bütün hem eğitimlerimde hem bireysel seanslarımda. Bilinçaltı neye inanıyor? Ve neye inandırılmış çocukluğumdan beri? Çünkü ilk altı e, 6 yaşa kadar anne ve babadan gelen bilgiler. İşte mesela bir tane danışanım vardı, annesi sürekli sabah kafasını böyle vurarak uyandırıyormuş. Sakın erkeklere güvenme, sakın erkeklere güvenme diye. Kız kadın evlenemedi, hayatına bir tek erkek bile sokamadı. Kotlamaya bakın, hem, hem kotlama bedensel, fiziksel vuruş yapıyor. Hem de sakın erkeklere güvenme. Hayatında erkek olamadı kadıncağızın. Yakmış kızı. Yakmış kızı. Yani o kendince belki onu korumaya alıyor ama orada büyük bir kodlama yapıyor. İşte mesela çocukla para e, eskiden aslanın ağzındaydı şimdi midesinde. Mesela ben soruyorum kişilere diyorum ki e, bana geldiğinde şimdi sana sormayacağım ama sen de içinden düşün. Üç tane diyorum bana atasözü söyle. Aklına gelen üç sözü söyle bana demişti. Genelde gelen ayağını yorgana göre uzat. Damlaya damlaya göre olur. Sakla zamanı gelir zamanı. Çoğulluk bu. E ne kıtlık bilinci. Nereden girdi? Anne ve babadan girdi. Tabii ki bizim de büyüklerimiz savaş görmüş, mücadele işte görmüş büyükler. Bunlar da aslında ne için bunu yapıyor? Koruma amaçlı çocuklarına bunu öneri olarak getiriyor. Ama farkında değil ki. Bu sırada büyük bir kodlama yapıyor ve kişi de kıtlık bilinci oluşturmaya başlıyor. Bu nedenle çocuklarımızı mesela şey yaşamın akışına güven, bolluk ve bereket içerisindesin, sen çok şanslısın, arzu ettiğin her şey sana kolaylıkla gelir gibilerinden kodlayarak büyütmemiz. Bu tip motivasyonlarla Kesin. ilerletmemiz o, o, gerekiyor. Ona değil inan, mi? inanırsa mesela ama yok erkeklere güvenme ya da ne bileyim şöyle böyle. yapma falan. <laughs> ya da işte, işte tam tersi işte kadınlara güvenme oluyorsun. dediği Hı, zaman de erkeklere ha. de hayatını mahvetmiş oluyorsun. Çünkü bu Bilinçli, şimdi bizim zihnimizin yüzde doksanı bilinçaltıdır. Yüzde on kısmı bilinçli zihindir. Biz bilinçli olarak pek çok şey isteriz. Ama bilinçaltı bakalım onu istiyor mu? Ya da bilinçaltı onun olacağını inanıyor mu? Ve yüzde doksan idare eden bölüm. Dolayısıyla asıl bizim çalışmamız gerekli olan durum kuantum tekniklerini kullanarak bilinçaltını kodlamak, programlamak. Yani değiştirilebiliyor çünkü. Bu değiştirme süreci de 6 ay. Burada da nörobiyoloji giriyor. Yani bizim beyin hücrelerimiz, nöronlarımız e, za bir kod veriyoruz mesela bunu yaparken işte frekanslar ve olumlamalarla 21 gün sonra bizim bütün hücrelerimizde olduğu gibi bir bölünme gerçekleşiyor yani tam ortasından ayrılıyor hücreler iki tane hücre oluşuyor daha sonrasında aynı kodlamayı devam et 21 gün sonra 7 gün bölünmeye giriyor 28. günü bitiriyor bir daha kodlama yapıyoruz bu sefer 1000 hücre Farz edelim 1000 hücreydi, 2000 hücreye çıkıyor. Ve bu şekilde katlanarak gidiyor. 6 ay sonrasında ise o ilk baştaki kıtlık bilinci değişiyor. Ben bolluk bilincindeyim diyor. Dolayısıyla bu bilince geldiği için ve bununla ilgili enerjiyi çıkardığı için para ona gelmeye başlıyor. Şanssızım derken şanslıyıma geçiyor. Doğal sonuç olarak şanslı deneyimler yaşıyor. İşte hayatımda bir insan olacağına inanmıyorsa dönüştürüyorsunuz. Bu sefer onunla ilgili yayın yapmaya başladığı için beyinden çıkan o kuantalar, o frekanslar bunu gerçekleştirmeye başlıyor. O Bu nedenle bilinçaltı önemli ve kullanılan kelimeler çok önemli. Bizim atasözlerimizde çok önemli bir noktadayız. Evet. evet. Maalesef böyle e, işte de deyimlerimizde hep negatif de söylenmemize negatif söylenler var. Mesela Allah ayırmasın diyor. Allah kaza bela vermesin diyor. Şimdi ni niyet Versin iyi mi? Diyor aslında. aslında niyet iyi evet iyi ama kullandığın kelime beyindeki hangi düğmeye dokunuyor? Birincisi Allah'a iftira atmayalım. Allah ne Kaza e, bela vermek ister, ne Allah cezalandırmak ister. Allah'ın öyle bir niyeti yok zaten. Allah rahman ve rahimdir ve bizim çok daha iyi olmamızı ister. Dolayısıyla Allah kaza bela vermesin bir Allah'a iftira atıyoruz, haksızlık ediyoruz. İkincisi kaza ve bela kelimelerinin nöron düğmelerine dokunuyoruz. Dolayısıyla o enerjiyi çağırmaya başlıyoruz. Aktive, yani. Aktive ediyoruz onun yerine Allah sağlık, saat versin. Allah beraberliğinizi arttırsın. İşte e, Allah düzen... mutluluğunuzu daim evet, kılsın. Evet. Ne? başından Allah bolluk, bereket versin. versin. Şans versin, kısmetin açık olsun, yıldızın yüksek olsun. Bunları söylediğiniz zaman bu sefer 1.6 bu şekilde kodlanmaya başlıyor. Tabii buna hipnotik süreçlerle yapılan teknik çalışmalar var ama hani bütün hepsini programımız içerisinde dahil etmeyip minimum minimumda özet nasıl anlatırım diye gidiyorum. Dolayısıyla iş bilinç altındadır. Bilinç altından çıkacak enerjiyle biz o olasılık sahasından olmasını istediklerimizi seçebiliriz. Şimdi bunları yaparken de çeşitli teknikler kullanıyoruz. Bunlardan işte beyin frekansını transla alfaya sonra beta, e, alfaya sonra tetaya indirmek için yapılan çalışmalar, hipnoz çalışmaları. Ama bunun yanı sıra Esmaül Hüsna o kadar önemli ki. Değil mi? Doğduğunuz evet. anda... Sizin dünyaya geldiğiniz andaki evet. pin kodunuz. Aynen. Bizi Yüce Rab bizim doğum haritamızda işte herkes biliyordur bir astroloji haritasını doğduğumuz an bir anne karnından bebek çıktığı anda tam bıngıldağı bütün o gezegenlerden gelen şualar giriş yapıyor. Birbirleri yaptıkları açılar ondan sonra bulundukları evler o kişinin ilk önce fıtratını yani davranış modellerini, fiziksel göz, görünümlerini, karakteristik özelliklerini ilk önce oluşturuyor. Daha öncesinde yok. Mesela anne karnındayken 120. güne kadar fabrikada yapılmış bir bilgisayar gibiyiz. 120. günden sonra işletim sistemi yükleniyor. Doğum esnasında karakteristik kodlama yükleniyor. Ve o, o esnada da bir dünya Olasılık çıkmaya başlıyor astroloji haritasına baktığımızda. Ve bu gezegenlerin her birinden esmaların enerjileri akıyor. Ee, Venüs gezegeninden Ya Latif esmasının enerjisi kodluyor. Kerim esmasının enerjisi kodluyor. Mars'tan Cabbar Kavi esmasının enerjileri kodlanıyor. İşte e, Merkür gezegeninden e, ya Fettah esması, ya Malik mülk esması, Güneş'ten Melik, ya Zülcelal'i velikram. Bütün bütün bu esmalar kişinin bedenine, enerji bedenine kodlanıyor. Dolayısıyla biz aslında Allah'ın esma terkibiyle oluşan e, yaratılmış e, güçlü varlıklarız. E, bu özelliklerden dolayı da şeytan tabii bizi çok fazla sevmiyor. Rahat bırakmıyor. <laughs> Rahat bırakmıyor. <laughs> İşte bizim de e, her her insanda e, olumlu ya da olumsuz diyeceğimiz, işte bu açılardan kaynaklı da olabilir, e, bulunduğu evlerden de kaynaklı olabilir, davranış modelleri oluyor. Kimileri daha böyle çok fazla kıskanç olabiliyor, kibirli olabiliyor, e, azim değil de hırslı olabiliyor, e, aç açgözlü olabiliyor, yalan söylemeye meyilli olabiliyor. Olayları abartmaya ya e, 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 mail olabiliyor, takıntılı olabiliyor. Bunların hepsi gezegensel konum veya işte çok merhametli, şefkatli, sevgi dolu oluyor. Ama her ikisi de var, her birimizde azından çoğunda. Burada önemli olan zaten bunu yönete, yönetebilmemiz bizlerin. Diğer özelliklerine beraber mix oluyor. Önüne bir yol evet, haritası çıkıyor. Evet. Yol aslında. haritası çıkıyor ve her her gün gezegenler belirli bir dönüm içerisinde kendi doğum haritamızın üzerinde de transitler yaparak geçtikçe bizim önümüze deneyimler getiriyor. Getirmiş olduğu bu deneyimlerde bizim adımıza hangi yönlerimizi değiştirmemiz gerekiyorsa aslında törpülememiz gerekli olan yönlerle ilgili deneyimler geliyor ve bunun içinde bir bazılara görevli oluyor. Şimdi bizim canımızı uzaktaki bir insan, tanımadığımız bir insan yakar mı, yakmaz. Yakınından birileri. Ailen, sevdiğin insanlar, arkadaşların, onlardan birileri aslında bir şekilde görevli olarak sendeki kin ya da kibir ya da kıskançlık duygusunu, korkularını ortaya çıkartacak. O aslında bunun için görevli bir sistem. Evet. Bu, bu bu tarz deneyimler geldiğinde, neyi dönüştürmemiz gerektiğine bakıyoruz. Oradan sonra gidiyoruz yine bilinçaltına. Benim bütün bu anlattıklarım... yani kuantum olsun, bilinçaltı olsun, Esmal Hüsna olsun... astroloji olsun, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ben bir çalışma yaparken... Bir bütün. hepsinden çalışıyorum. Onun doğum koduna bakıyorum. Astroloji haritasına bakıyorum. Bilinçaltı kodlamasına bakıyorum. Neyi değiştirmeli, ne yapmalı, hangi tarz deneyimleri tekrar tekrar yaşamış bunlara bakıyorum. Ama burada tabii ki bu dünyada niye varız kısmı önemli değil mi Hakan? En önemli soru. Yani evet. En önemli soru. Niçin buradayız? Niye biz bunları deneyimliyoruz? Niçin bulunuyoruz? Niye bunları denemiyoruz? Ben böyle direkt bir konuda... sana sormuş olayım. Hadi sen bana Niye, ben... niye buradayız? Niye buradayız biz? Şimdi... Ee, ben yine Kur'an bazı konuşacağım. Benim çünkü il, yani bir matematik problemi çözüyorsak... ilmi kılavuzun İlmi kılavuzun bu. Yani bir kerim. problemi neye göre çözüyorum? Ben Kur'an-kerime göre çözüyorum. Diğer bütün kitapları da okuyorum ve yine bazımı Eğer Kur'an'da varsa bu doğrudur'a gidiyorum. Örtüşüyorsa ya da oradan Örtüşüyorsa, sağlaması yapılabiliyorsa aktarıyorsun. Ve, çünkü sürekli evet. dersin. Hani ben Kur'an'da olmayan hiçbir şeyi hiç kimseye veremem diye. Evet, öyle. Yani sürekli söylediğim söylüyorum. Cümle de evet. Bu. Evet. Yani orada alan söylemiş oldukları varsa vardır. Yoksa olasılığını araştırırım ama böyle Kur'an'da böyle deniyor dendiğinde yok kardeşim bir şey demiyor diyebilecek kadar bilgi sahibiyim elhamdülillah. O yüzden de benim bazım Kur'an-ı Kerim ve ben oradan neden varıza gidiyorum? Belki başkaları başka düşüncelerle, başka ilim ve bilgilerle, farkındalık yaratacak bilgilerle gidebilir. Ama soru bana geldiyse yanıtım bu alandan olacak. Önce onu söylemek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde şöyle bir anlatımdan bahseder yüce Rabbimiz. Der ki yani siz Adem sıfatın, bizler Adem sıfatında yaratılmışız. Ve cennet makamında yaşıyoruz. Adem derken de ne kadın diyor ne erkek diyor. Hayır Adem derken kırmızı kanı söylüyor işte. Yani <laughs> kırmızı kan taşıyan kadın ve erkeklerin oluşturduğu. Evet anda... yani burada cinsiyet yok. Hani Adem deyince zannediyorlar ya sadece erkek. Hayır orada bir cinsiyet kavramı Buradaki yok. Buradaki ayrım kırmızı, kırmızı kan. kan olmayanlar. Yani <laughs> Adem. Adam ol ya adam adamın yani ne güzel bir şiirdi e, Evet. Adem olan yani kadın erkek farkı yok burada. Hı hı. Yani bu top o zaman yüksek titreşimde olan bizlerin biz o zaman yüksek titreşimdeymişiz. Adammışız. Ama yüce Rabbim diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sakın diyor. yiyin için yani güzellikle gideriniz devam edin. O sırada cennette yaşıyoruz zaten. Sakın şu secereye bulaşmayın. Secereyi de ağaç diye çevirip olayı bir bozuyorlar. Soy, bir soy, Soy. tebrik bir ediyorum. Aynen. Bu bir soy. Neyin soyu? Mavi kanın, şeytanın soyu. Birleşmeyin diyor. Birleşmeyin, karışmayın. Karışmayın diyor. Kışeye geçmeyin evet. diyor. Evet. Ona uymayın Hadi diyor. Hadi açalım orayı biraz bilmeyenler için birazcık. Ee, yani yani bu, Emre soya, Hanım, karışmayın bu diyor. soya karışmayın diyor. Bu soya karışmayın diyor. Yani ne yaparsanız yapın yani güzellikleri sunuyor zaten. Cennet makamındasın. Güzellikle yaşıyorsun. Sakın bu soya bulaşmayın. Ama orada bir şekilde bulaşılıyor. Ve bulaşıldığı zaman titreşimsel anlamda artık cennet makamında yaşayamayacak konumda olduğumuz için frekansımız düşüyor. Frekansımız düştüğü için de cennetten indirilmiş konuma geliyoruz. Ve orada yine bahsediyor ki Kur'an-ı Kerim'de Adem Allah'a yöneldi ve tekrar cennet makamını talep etti. Bunun üzerine Allah sınav aracı olsun diye yeryüzünü, insanlara da o zaman in sıfatına düştük. Adamdık, Adem'dik, ins olduk. Makam kaybedince şu anda makam kaybetmiş halde dünya üzerindeyiz. İns sıfatındayız. Ee, tekrar adam olmak için istediğimizde Yüce Rabbim yeryüzünde dünyayı arzı sınav aracı olarak gerçekten burayı hakki, tekrar hak edip hak etmediğimizi ölçümleyebilmek için ben insanlar ve cinler için yeryüzünü sınav aracı olarak inşa ettim ayetiyle bize bunu bildiriyor. Dolayısıyla ikiniz de inin birbirinize düşman olarak diye söylüyor. Çünkü şeytanın da makam kaybı var. Yani mavi kanda makam kaybediyor. Zaten mavi kan yani yeryüzü daha evvelden cahim bir ortam. Radyasyon, kurak, sıcak onların yaşayabileceği bir alandayken insanların da yaşayabileceği sulak, verimli hale getiriyor. Yeşillikle meyvelerin bitti. Şu anda da zaten bütün savaş e, eskiye ondan dönmek yani evet. kurak düşüyor. Radyatif. radyoaktif... Evet. Yani, Kendi yapışabilecekleri hale gelmek, gelmek. Yani yoksa bu kadar orman boşta evet. yanmıyor. Bu dünya bu kadar çöple çevriliyorsa bir nedeni var. Var. Şimdi o yüzden de dünyayı bu şekilde inşa ediyor ve bizden de tekrar her birimiz de bu sınavı istediğimiz için tekrar cennet makamına adam olmak için yeryüzüne geliyoruz. Bu şey mavi o bu bu esnada şöyle bir durum oluyor. Yine Kur'an'dan bahsediyorum. Allah üç grup topluyor. İnsan toplumunu, melek toplumunu ve cin toplumunu. Kur'an'da herkes açsın okusun. Ve diyor ki ben bir halife atayacağım yeryüzüne benim adıma hüküm sürecek olan. Çok önemli bir şey söylüyorum. Benim adıma hüküm sürecek olan. Benim verdiğim güç, kudret, akıl ve zeka ve bilgilerle benim adıma hem kendini hem dünyayı yönetecek olan. Ve seçimini insandan yana yaptığı anda mavi kandan olan iblis diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. İlki isyan. Başkaldırı. Asi'lik. Ee, onu çamurdan toprak nüveliyiz. Çünkü magnezyum var, çinko var, toprağız. Beni nardan, nar radyasyondur. Radyoaktif ışımadan yarattım. Ben daha üstünüm, kibir. Yüksek görme. Ee, onların, insanların senin yeryüzünün halifesi olmayı hak etmediğini sana göstereceğim. Bana izin ver. Sen izin verilenlerdensin. Sen izin verilenlerdensin. Ve bu şekilde kim gerçek anlamda bana yönelik? Rahman'da kim sana yönelik? Bu da ortaya çıkacak sınavında amacı Kıyamete bu. Kıyamete kadar ama. Kıyamete <laughs> kadar izni var. Dolayısıyla insanlar diyor ki işte bu kadar çocuk ölü Allah niçin bunu yapmıyor? İyi de seni halife gönderdi kardeşim. Sen yapacaksın. Allah karışmayacak. ki. Bu kadar işte kötülüğe yani Allah ne izin veriyor? Sen görevlisin. Sen halife olarak geldin. Sen izin vermeyeceksin. Biz biz insanoğlu olarak izin vermeyeceğiz ama insanoğlu maalesef aynı o zaman cennet makamında kaybettiği gibi bu dünyadaki sınavında kaybediyor ve şey son ümmet olarak en çok azınız benim cennet makamına ulaşacaksınız diye Rabbim. Varlığın bilir. Zannediyor ki sadece burası. Zaten işte iman etmek, bir şeyi bilmek, mesela bu bardak var, biliyorum diyoruz. Çünkü neden? Dokunuyorum, görüyorum, biliyorum. Ama iman etmek gözünde görmediğin halde onun varlığını bilmektir. Görmüyorum ama varlığını biliyorum. Nasıl biliyorum? Yarattıklarına bakıyorum. Kendi bedenime bakıyorum, çocuğun doğuşuna bakıyorum, çiçeğin açışına bakıyorum. Bunu yaradan yüce gücün farkına varıyorum ve ben bu güce iman ediyorum. Her birimizin fıtratında aynı o yıldızlar kodlanırken neyin ya daha küçücük bebek yalan söylemenin kötü olduğunu bilir ağzına götürür. Bir şey çaldın mı eline götürür. Çalmanın, hırsızlık yapmanın kötü olduğunu bilir. Yani her insan neyin kötü olduğunu, ben bunun kötü olduğunu bilmiyordum diyemez. Her insan kodlanmış bir şekilde iyiliği ve kötülüğü bilir ama maalesef ki ee, dünyanın sadece bu dünyayı var kabul edip herkes en 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 e, üzüldüğüm söz herkes böyle yapıyor sen de devam et şeytanın yolunda herkes böyle yapıyorsa zaten orada bir sorun var herkesin yaptığında bir hata var sen aslında yapılması gerekli olana bak herkesin yaptığına değil herkesin yaptığı şeytanın yolundan gidiyor zaten demektir dolayısıyla Allah akıl vermiş fikir vermiş bize esmalarıyla kodlamış Doğrusunu bulun diye. Fakat diğer tarafta şeytanlar durmuyor. Durmuyor. Ve şimdi artık sen de biliyorsun konuştuk biraz önce. Aleni bir şekilde. Biz bunu ama seninle uzun zamandır konuşuyoruz. Evet. Daha önceki çalışmalarımızda da konuştuk. ve Sen e, beni uyarabilmek için e, gerçekten hani e, mesajlarla e, telefon konuşmalarımızda defalarca uyardın beni. Dünyanın çeşitli yerlerinde 2012 yılından beri Yerin üstünü yerin altına, yerin altını yerin üstüne geçiriyorlar Hakan dedin. Evet. Bu şeytani ritüellerin sonu yok ve son zamanlarda oldukça arttı diyorsun artık. Evet, ve, evet şimdi mesela kritik bir tarihten bahsetmek istiyorum bu ritüellerle ilgili olarak. Ayın 18'inde bir donlay gerçekleşecek. Lilithiyen bir donlay gerçekleşecek. Lilithiyen bir donlay ne demek? Önce onu söyleyelim. Onu da söyleyelim. O, bununla ilgili olay da 15'i gecesi başlayacak diyorum ve Lilithiyen kısmına geçiyorum. Lilith mitoloji de şu şekilde anlatılıyor. Ben bunu söyleyeceğim ama buna inanmadığımı da söyleyeceğim. Lilith'in Adem'in ilk keşi olduğu... Fakat Adem'in e, e, anlaşamamalarından kaynaklı olarak da Allah sonradan Havva'yı Adem'e verdiği, Lilith'in de kıskançlıkla Havva'ya düşman olduğu e, ve bütün işte kin, kıskançlık, tuzak, kumpas, intikam, şehvet, şehvetle baştan çıkartma gibi davranış modellerini gösteren bir kadın, şeytani bir kadın figürü oluşturmuş. Mitolojisinde bu ama bizim bahsettiğimiz Lilith kara astrolojik anlamda ben bu mitolojisine, birincisi bu mitolojisine inanmıyorum ben. Niye inanmadığımı söylüyorum. Şimdi sonra astrolojik kısmına geçelim. Niye inanmıyorum? Çünkü bir, Kur'an-ı Kerim'den gidersek bırakın Lilith'i Havva'dan bile bahsetmez. Kur'an-ı Kerim hiçbirinde Havva yoktur. Ee, i̇kincisi şeytanın asıl düşmanı her zaman için kadın olmuştur. Neden? İnsan soyunu üretir. Doğurur. İnsan kadınla ve kadının rahim, rahim sıfatıyla, merhamet sıfatıyla büyür. Ve şeytan en çok merhamet sıfatına düşmandır. Merhameti hiç sevmez. O gaddarlığı ve acımasızlığı sever. Dolayısıyla burada bu hikaye bazında kadını bir şekilde intikamcı, kinci, baştan çıkartıcı, kirli ve kötü göstermeye çalışan bir mitolojik öykü var. Ben buna inanmıyorum. Çünkü kadın böyle bir kadın değil. Bütün oyunu kadın üzerine, üzerine kurmuş. Kadını yok edersem diyor. Çünkü o zaten amacı o kadını yok Aiko, etmek. Yani kadını etkisizleştirirse bütün toplumu <laughs> etkiler. <laughs> Bu toplumu Çocuk çünkü büyüttür çocuklar davası. Bir de kısırlaştırma sistemi başlıyor. Yani bir sürü şey yaşıyoruz şu anda. Ona da çok büyük tehlike. Yani Ona da çocuklar gelelim. üreme ikincisi. Mesela ben tabii ki insanların cinsel tercihinde ilgili bir şey söylemem. Herkesin seçimidir fakat şeytanın da en çok istediği şey kadına gitmesindir erkek. Çünkü üreme olmasındır. Yani, çoğalmasın. Çoğalmasındır. Erkek var ona git der. Kadına ne işin var der. Kadın kötü der. ve kadını ve Dünya Kadınlar Günü bugün şu anda yapıyoruz bu yayını sonra yapacağız ama yani kadının bütün rahmaniyetini, rahimiyetini, kutsallığını, merhametini ortadan kaldırmaya çalışmak için elinden geleni yapar. Şeytan, zirit, şeytan çözmüş işi, şeytan evet. çözmüş. Buradan demiş ben kadını karalayayım. Onu ondan sonra uzak tutayım. Şeytanların anası kadındır gibi göstereyim. Lilith üstünde olduğu gibi. Ve dolayısıyla e, ve herkese buna inanıyor. Böyleymiş Lilith. zaman şöyle diyelim. Ay bir araştırmalar da kadını eksilttiği anda zaten insanlık yok oluyor. Evet, insanlık yok. Aha, o ya bunu çözmüş, çözmüş. adam. Çözümcü. Evet. Kadını etkisizleştir. Kadını işte e, çeşitli yaftalarla, baskıyla, şiddetle, zulümle e, yok et. Evet. E, kısıtla. Evet. çünkü zira iki öğretmen kadındır. Evet. Önce çocuğu evet. öğretir. sevgi öğretiyor en başta. Eğer kadın cahil kalırsa, kadın darmadağın olursa topluma bakma. Bakma, bakma, yani. bakma. Gitti, bozuldu. Yani o yüzden mesela Atatürk kadınların hakları yani, İlk kadın haklarını, ilk seçme seçilmeyi nasıl yüce etmiş ya Rabbim? Peygamberimiz bunu en başta Mustafa yapmış. Mustafa Kemal Atatürk zaten bu, bu Kırmızı Mavi savaşın çok iyi Tabii bildiği için. Tabii bildiği için bilmez mi? Aslan gibi o şiiri oraya koymuş. Adam, Adam. şiirini. Lütfen okuyun. Okuyun bileyim. Adam şiirini. Evet bence de çok güzel. Cahiliye döneminde kadınları kadınları hayvan gibi satıyorlar. Kadınlara sokakta tecavüz ediyorlar. Kız kuyu başında kadın doğuruyor. Kız çocuksa lat uzamenat dişi putları ya onların. Kızlar kızlara deyip kuyuya atıp onlara kurban veriyorlar. Olmadı. beş karış yüksekliğe geldi mi giydiriyorlar. Yine o lata uzata menata toprağa gömüp atıyorlar. Kur'an-ı Kerim kadına derin, derin, veriyor. değer veriyor. Allah kadını yükseltiyor ama çevirilerine bakıyorsunuz Allah Allah oh, diyorsunuz ya. Katli. Ya ama Rabbim öyle dememiş. Niye bunu böyle çevirdin diyorsun? Hani niçin bunu demediğini bu şekilde yani çeviriyorsun diyorsun. Eksik gösteriliyor. gösteriliyor bir Te durum var ama böyle bir şey pis yok göster yani. Pis gösteriliyor. Temizlensin diyor. Normal periyodik döneminde kirli değil ki temizlensin. Bunun nakınası neyse. Bir mucize aslında o Doğumun, yani. insan soyunun üretiminin mucizesi o olmazsa soy mu yürüyecek? Yani hedefi kadın, kadını kadın. hedefe boşa koymamış. Evet. Ve Lilith hikayesinin de amacı şeytanın hikayesidir. Şeytan Lilith hikayesidir. Ve ben buna inanmam. Ama Lilith denen bir gerçek var. Bu nedir? Kötü şeytan enerjisidir. Lilith şeytan enerjisidir. Her türlü kötülük. Ee, i̇şte dediğim gibi hırsızlık, yalancılık, iftira, dolandırıcılık, kumpas kurmak, katliam, kan dökmek, bu işkence, bütün bunların hepsi var. Ve bu Lilith'li Dolunay'da ayın 15'i etkisiyle başlayacak. Ben, biz ben 15'i gecesinde bir çalışma yapmaya başlayacağım zaten. E, bir yıl korumaya girmek lazım. 18'inde bu dolunayla kötülükler salınacak. Şeytanlar zaten salıp artık ortada görüyoruz. Televizyon programında yarışma programı yapıyorlar. Ay bakıyoruz bütün şeytani fikirlerin hepsini koymuş oraya. Ne o eğleniyoruz küçücük çocuklar. O figürler bilinçaltlarında kayıtlı. Sembollerle gidiyor. Zaten. Sembollerle gidiyor tabii ki. Yani şimdi bu 18 Mart e, Lilitian dolunay dedin. Tehlikeli bir dolunay, şeytani bir dolunay. Evet. E, şimdi salınacak bütün kötülükler diyoruz ya insanların zihninde biraz daha şekillensin. Tam olarak neden bahsediyorsun? Dolandırıcılıklar çok olacak, yalan çok olacak. Bir yeni bir salgın bekliyorum. Ben bekliyorum. İnşallah Rüce Rabbim bizden çıkan olumlu enerjiler sayesinde ve niyetler sayesinde bunun önüne geçebilir. Bir yeni bir salgın söz konusu olabilir. Savaşın artması, açlık, açlık ölümleri, kıtlık, bütün bunlar ve çok büyük yalanlar, büyük kumpaslar ve insanların robotlaşmaya başlayarak Rabbi unutmaya başlayacağı bir dönem başlıyor. Doğal afetler. Bugüne kadar zaten vardı ama çoğalacak, Daha çoğalacak. Kat ve kat çoğalacak. Evet. Pederpe bunu göreceğiz. Ama start, start 18'si mi artıyor? Çünkü artıyorsun? çok fazla da ritüel yapılacak. O zaman bu tarihe dikkat yani. E dikkat tabii ki yani. Yani çok zaten repütüerler yapılıyor. Özel bizim bizim e, nasıl kendi enerji bedenimizde çakralarımız varsa dünya üzerinde de meridyen dediğimiz enerji kanalları ve bunların birbiriyle kavuşumu yapmış olduğu küçük büyüklü çakralar var. Enerji merkezleri var. Bu enerji merkezlerinde yapılan herhangi bir çalışma bütün dünyaya kuantum sisteminden dolayı yayılım yapar. Yani bir karanlık enerjiyle ilgili bir çalışma yapıyorsan onu zaten bütün hem dünyaya hem evrene doğru yayarsın. Bu sistem bu şekilde çalışır. Yani rap sistem bu şekilde kurmuş. Bunu iyiye kullanır, kötüye kullanır insanların kendi elinde. Ha, o enerji merkezlerinde orada sevgi için, huzur için, bolluk için, bereket için çalışma yapılsa o zaman o yayılır. Ama merkezleri biliyorlar. O merkezlerde semboller, çeşitli ayinler, tabii kurban ayinleri mutlaka olacaktır. Birazcık açalım mı üstü. Çünkü sen bunu dünyanın çeşitli yerlerinde de Gözlerinle gördüm. Tabii ben yaşadım. Ve yani evet. e, orada yaşadıktan sonra bunları büyük bir dehşet içinde buraya geldin ve yıllarca kimseye sene anlatamadın. Evet. Ve sonrasında ufak ufak konuşmaya başladın. Başladım. Çünkü sen bu kadar etkilendiysen hiçbir evet. şey bilmeyen bir insan kimdir, Tabii. neler yaşayacak? Tabii ritüelleri bilmek lazım. İyi iyi ve kötü Dünyanın her yerinde evet. belli bölgeler seçilmiş öyle mi? Evet var. Var bizim ülkemizde Bunun de var. Her yerde beraber de var. Beraber yapalım bir matematikçi. <laughs> Neden yani? O çünkü oraların enerjileri, onların yaptığı ritüeli kat be kat artırıyor, mu etkisi? Evet, ha, evet. Bu attırıyor. değil mi olay? İşte mesela bir, 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 birimlik bir enerjiyi bin birime taşıyor. On bin birime taşıyor. Atıyorum enerji Bolu'da, yayın... Bolu'da yapıyorsun bir birim oluyor ama Hatay'da yapıyorsun otuz birim geliyor. Değil evet, mi o, evet, oradaki evet. enerji? Evet, evet. Bir de işte negatifin biriktiği alanlar var. Zaten onlar zaten hazır alanlar. Mesela Antakya böyle bölgesinde hata böl eski uygarlıklar var ama o kadar çok karanlık enerji üzerine binmiş ki karanlık çalışmalar o bölgelerde çok hızlı bir şekilde harekete geçiyor. Yani bütün sistem ritüellerle gidiyor şu anda ve sembollerle gidiyor. Bu aslında kişi diyor ki bu, bu bir anlaşma. Mesela bir tane isim vermeyeceğim işte bir müzisyenin bir ödül alma esnasında yapmış olduğu bir el hareketi bu bir anlaşmaydı. Bilen bilir, söylemeyeceğim. Popüler insanlar bu şeytani zeka tarafından güdülüyor anladım. Kardeşim. Anlaşma yapıyorlar. Anlaşma. Güç, şan, şöhret, para için ben veriyorum diyor ruhumu. Bitiyor. Bir daha da geri alınışı yok. Yani bir kişi bu ritüel içerisine girdi. Şeytanla pazarlık mı pazarlık yapıyor? Pazarlık yapıyor. Anlaşmayı yapıyor. Buna girdi ve bu pazarlığı yaptı ya bir daha geri dönüş yok. Geri alamaz kendini. Sonra bunların popüleritesinden mi faydalanılıyor? Tabii. Zaten popüler olanı daha yüceltir. Ya da bir, insan, bir anda birisini popülerleştirir. Onun ama mutlaka bir yaratıcılık nüvesi vardır. Çünkü şeytan çok akıllıdır, çok zekidir. Diyor ki ben sana gücü de vereceğim, Şöhreti de Hepsi vereceğim ama sen ruhunu bana da vereceksin. Ve ardından ben senden ne istiyorsam o. mesela az önce özellikle çocukların ve gençlerin ilgiyle ve meraklı izlediği bir şarkıcıdan bahsettin. Hı hı. Belli, son belli sembolleri kullanarak o aslında işini yapıyor değil mi? Anlaşma yapıyor. Ama anlaşmanın sonrasında mutlaka olumsuz bir şey yapacak. Mesela e, cinsellik içerikli olumsuz bir şey yapacak Veyahut da bir arkadaşına ihanet edecek ya da bir kurban adayacak yani Allah'ın istemediği ve onaylamadığı yasal haricinde olan kötü bir şeyleri yapması gerekiyor. Şu an şöhret para hepsi geliyor ama bir süre kat sonra bir süre sonra öyle bir Allah bulak oluyor ki ama o tabii ki bu belki 70'in yaşında olacak. Bu dünyadan çünkü şeytan Aynen ifadesi şu diyor ki ben vaat ederim. Vaadimi yerine getirmem. Ama Allah vaat eder yerine getir. Ben anlaşma yap. Sana güç vereceğim, kudret vereceğim, para vereceğim. Bütün istediğin parlaklığı, yaşamda ne istiyorsan hepsini sana vereceğim. Ama bana uy, ruhunu bana ver diyor. Bunun için ritüel var. Ritüelleri yap ve alan tasdiklemeyeceği bir davranışta da bunun isteğini yaptı. Bunu yaptığı zaman hakikaten bu insanlar çevremizde de var. Bir anda parlıyorlar. Mutlaka tabii nüvesli olması lazım. Onun güzel bir bir sanatsal bir yaratım özelliği de olması lazım. Durduk yere boş birisini de yakalamıyorlar, almıyorlar. çekmesi gerekiyor. Evet çünkü şeytan çok zekidir bir yani kere. Şeytan çok akıllıdır. Şeytanın bunu kullanabilecek hayata... bir materyal o ol, malzemesi olması lazım. Evet. Yani bu kişiyle iletişime geçenler şeytan adına çalışanlar zaten değil mi? Evet. Ve amaç da zaten bunun sayısını arttırmak. Bir sürü bir, şeytanın bir sürü, kölesi olsun istiyorlar. Bir sürü popüler insan. Sen gördüğün anda anlıyorsundur aslında. Evet, tabi. Bir tek Türkiye'de değil. Dünya'nın her tarafında. Yani dünya'da değil daha da çok. Türkiye'de de var ama Dünya'da daha çok. Amerika'da mesela daha fazla var. Daha yoğun var yani. Fakat bir de neye üzülüyorum biliyor musun? Bunları görüyorlar. Biz söylüyoruz. Görüntüleri gösteriyoruz. Olayları anlatıyoruz. Film izler gibi bakıyor insanlar. Uyuyor. Bak bu ritüeller mesela olurken Mısır'da bu firavunların evet, taşınırken taşınması. yapılan ritüeller. Evet. Ardı aynı gün Göbekli Tepede yine şeytani bir ritüel, ritüel olmuş, ki. Onu musun? söylemiştim zaten. Onu da evet, söylemiştim. O gün söyledim. olacak diye. Evet. Ve aynı gün e, sevgili e, Ercan Han Üşümez söylemişti. E, buradan da selam olsun kendisine. Selam olsun. E, Mısır'daki ritüeli anlatırken Göbekli Tepe ve aynı zamanda Stonehenge'de de aynı gün o şeytani ritüel tekrarlanmış. Bodrum'da çok güzel, büyük bir mekan açıldı. İsim vermeyeceğim. Hı hı. Kapıdan ilk önce gir, girdiğiniz zaman iki iki tane figür karşılıyor. Anubis karşılıyor. Anubis bilmeyenler yani için Mısır'ın ölüm tanrısı. Öl, Ve giriyorsunuz ilk önce içeriye. Ölüm tanrılarıyla evet. 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 Girdiğiniz zaman e, Sphinx'ler var. Ve yine e, belirli bir bölümünde çok yerinde şey, e, yine Anubis'ler var ve anubislerin elinde de, bu Anunnakilerin çantası var ya, o normal şey e, sembolü yok. Anunnakilerin çantası var sembollerde. Sembol değil, heykel. Kocaman altın gibi heykeller yapmışlar. Ve tam karşısında, kocaman bir isis. Oh. Kocaman bir isis. Gecenin e, belirli bir... Şimdi beni de böyle şeylere denk geliyorum yani. Gösteriyor sistem. Gecenin bir saat, belirli bir müzik çalıyor ama o, o ritimli müzik belli yani. O, o beyin frekanslarını veren. Bütün ateşle yakıyorlar. Ayin yapılıyor. Ve dansçı kızlar, tırnaklar uzun ve hepsi o Lilith'in temsili olan dansları yapıyorlar. Isis orada yanarken, Anubisler, 1 e, 2 üç, dört tane Anubis 1 2 Sphinx orada da 4 Sphinx bütün bunların olduğu alanda herkes dans ediyor, yemek yiyor, eğleniyor ve oradaki herkesin bedensel enerjisi bu ritüel için kullanılıyor ve uyumlanıyor. Oraya. Ve uyumlanıyor. Ve daha zevk alıyorlar, daha mutlu. Çünkü zevk e, nöronlarını tetikler şeytanın en büyük yaptığı şey yani beyindeki zevk nöronlarını tetikler ne olmuş ki bundan İşte mısır hayır mısır tanrıları değil onlar mısır tanrıları bile değiller onlar tamamen de dönüştürülmüş elindeki sembolleriyle tamamen şeytanın simgileri bunlar artık aleni televizyondaki diziler işte gittilen mekanlar tünel açılmıştı tünelde insanların robot şeklinde çıkması geyikler kuzunun kurban edilmesi ve bakıyorsun bunları anlatıyorsun hikaye dinliyor gibi. Diyorum ki bak ben yaşadım. Bak yaşıyor insanlar. Bak bunlar oluyor. E, e tamam sen bu dünyada niye varsın? Oradan girdi ki. Sen cenneti kazanmak istemiyor musun? Tekrar adam olmayacağım mı? E herkes böyle. O zaman kal. Çünkü zaten diyor ki Rabbimiz daha evvelki ümmetlerden makam, cennet makamı ulaşan çok olacak. Ama son ümmetten olmayacak. Yani zaten Böyle bir döneme geldik. Biz yine görevimizi yapıyoruz. Veya anlatıyoruz. Nedir rütüeller? Hangi sembollere dikkat etmek lazım? Biz kendimizi nasıl korumalıyız? Şimdi oraya geleceğiz Nasıl? Evet. Orası önemli. Ama bu rütüellerin dünyada özellikle son yıllarda çoğaldığını söyledim. Atacak da. Bunun bir nedeni olmalı. Herhalde devre sonuna geldiğimiz için hesap kesimi Z raporu alınacak artık dünyada. <laughs> yani sona doğru geldiğimiz için artık Şeytan da şeytanlığını hat safada yapmaya mı çalışıyor? Öyle mi yorumlamalıyım? Aslında şeytan korktuğu için bunu yapıyor. Bir dönem bekliyorum ben olumlu. Hmm. Yani daha Z raporuna birazcık daha var gibi. De. Bir şey dönüşecek gibi o rapor geliyor. alınmadan önce bir şeyler evet. dönüşecek. Evet. Diyorsun. Yani ben yap var var gücünü kullanıyor şu anda. Ve zaten reptilianları senin programında da izlenmiştir. Görkeler yani mavi kan, mavi kanın sülalesi, Enin artmaya çalışması tamamen sebepler İnsanoğlunu yok et, robota çevir, bütün hakimiyeti şeytanlar eline geçsin. Çünkü zaten bunu yapacağını Allah söyledi, Rabbimizden de izin aldı. İnsanoğlu burada kaybeden burada hali getir. getir. Çünkü kendileri bizlerin bedeninde çok fazla yaşayamıyor. Yani beden içerisinde çok fazla yaşayamıyorlar. Çünkü onların radyasyona ihtiyacı var. Sıcak ve kurak alana ihtiyacı var. O yüzden mesela ...bazı insanların bedenlerine de giriş yapıyorlar. Yani... tabi şey. beden girişleri de var. Bunu da o kişi vasıtasıyla... A, ...olumsuz kötü işleri... ...maşa gibi artık... ...kullanarak yaptırabiliyorlar. Bazı dünya liderlerinin içinde bu tip varlıklar olduğu söyleniyor. Onlar da ritüellerle şey. katılıyorlar. Hepsi Öyle tabii. Mi? Ritüelle katıldığı Doğru zaman yani varlık bu. davet edersin yani. zaten. Yani ritüel dediğimiz zaman... ...mutlaka o enerji bedenin... ...yani bu kılıfın içerisine... ...bu bedenin içerisine... Başka bir enerji varlığı giriş yapar ve hükmü o götürür. Kişi anne karnından doğan kişi değildir. Artık değildir. O uyuyordur. Arada bir uyanır. Beden o zaman yani bedene misafir oluyor. Bedene Beden, Beden oluyor. konak oluyor o zaman. Beden yani. konak oluyor. Beden o bedene uyuyor. Uyuyor. O ruhun yerine. Evet. O varlık evet. hükmediyor. O hükmediyor. Artık. Evet. E, dünya liderlerinden bahsediyorlar bu şekilde. Hani isim vermeye hiç gerek yok. Gerek da. yok. Hani diyorlar ki işte onun içinde varlık var. Ne diyorsun ya diye bakıyorum ben de. Demek ki olası bir şey bu yani. Yani insan bunu <laughs> yapar mı diyorlar. Ben de diyorum ki insan değil ki. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani insan değil ki. İnsan yapmaz çok zaten. Insan ama zaten insan değil ki. Ama içindeki insan. Anlamıyorum da. diyor. Ama insan değil ki. Zaten onun görevi o. Allah'tan izinli yapmakla yıkmış. Sen ona izin verme. Nasıl izin verme? Ne kadar çok iyilik artarsa... Merhamet artarsa, paylaşım sevgi artarsa o zaman onların enerjinin önüne geçeriz. Ve yanlışı kabul et. Mesela hırsızlık. Diyor ki hırsızlığı normal görmeye başladı insan. Ha, o da yapıyor ama şimdi bilmem ne. Ne demek ya? Hırsızlık Allah'a katında korkunç bir şey, e, 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 zulüm getiren bir durum. Kişinin kendi öz söz vermek mesela kaç ayet var? Veremeyeceğiniz sözleri tutmayın, vaatte bulunmayın e, yapacaksanız boşuna verin. Değil, boş söz umuttur demişler. Umut. Evet. Yani sözün tutmadın mı? Söz vermedim mi? Me, lanet. Mesela birine lanet ettiğim ben benim bir bunu belki başka zaman artık onun videolarını da sildim beni çok rahatsız ettiği için etme, etti diye de başkaları da görmesin diye. Ben benim bir deneyimim oldu. Kendi seansımda oldu ve ben bilgiyi direkt, direkt kendisinden aldım bu varlığı. Eee ben dedim seni çıkarttığım zaman gönderdim. Sen tekrar nasıl geldin diye sorduğumda ona ah ettirdim dedi. Lanet ettiriyorum dedi ve tekrar bedene giriyorum dedi. Lanet her zaman davettir. Beddua da öyle. Beddua da öyle. Ne olursa olsun hiçbir şekilde lanet edilmemeli beddua edilmemeli. Şimdi insanımızı korumaya çalışıyoruz ama diyor dedik ki bir de şeytanla oturup birebir çata çat pazarlık yapanlar var. Bak. <laughs> Biraz açalım bu konuyu. E, bütün bunların amacı bir kere bu, kim bunun pazarlığını yapar? Bu dünyanın son olduğunu, toprak olup ölüp gideceğini düşünenler, ben hazır bu dünyadayken en güzelinden yaşayayım diyen insanlar zaten böyle bir pazarlık içerisine girmek isterler. Yani ahiret inancı, bu dünya sonrasında... Ki dönem hakkında inancı olmayan kişiler güç ister, para ister. Çünkü sahne der ki belirli bir süre kadar bu dünya üzerinde en iyisini yaşayayım ben. Başkaları ne olursa olsun benden sonra tufan der. Ondan sonra da ben kötü olanı tercih ediyorum dediği anda zaten şeytanlar etrafta. Hemen ona kapı açacak bir alan çıkartır. Birini gönderir. Birisi vesilesiyle. Aracı, Aracı gönderir. Onu mesela kötü bir şey için dürtükler, yanlış bir şey için dürtükler. Mesela zina kelimesini evlilikte eşi aldatma diye. Hayır değil. Zina birine verdiğin söz aktine anlaşmakla uymamak demektir. Birine yapmış olduğu bir anlaşmayı uydurtmaz. Ona onu güzel gösteririm. Gelir mesela adam ben bunları çok yaşadım. Ben aynı zamanda sinema televizyoncu mu yapımcıyım. mı? Önüme böyle zarflar geliyorum sabahleyin zarf var bir, işte bir, bir, birkaç tane firmadan birini seçeceksin işte ses firması, ışık firması çalışacaksın o proje rekabet için. Rekabet var. Rekabet Projeyle var, zarf ilgili. var. Ama zarf gelmiş. Zarf gelmiş. ben o zarfı alırsam, alma herkes yapıyor. Gitti, gel, yani tık, tık 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 gelirler. O zarfı almayacaksın. Yani, o da bir zina diyorsun. Yani. Tabii o da bir zina. Çünkü o da Allah'la anlaşma. Hepimizin Allah'la da anlaşması var. Ben söz burada, kıymetli hükmü söz, var evet, değil mi? Düşmemesi evet, gerekiyor evet. Yani. yani sen onu, sen ne yaptın çünkü sen onu alarak belki diğer tarafın hakkını çiğnedin hak yasasını Allah çok önem veriyor parayı aldın diye o kişiden o rüşveti aldın diye belki daha çok hak edecek ya da onun kısmeti olacak bir başkasının kısmetini sen elinden çaldın bu bir hırsızlık bu bir yalan bu bir dolan onu o sırada onu gö hoş gösteriyor ya da işte ee, evlisin varken bir başkası erkek ya da kadın birisinin iş ve ya da cilve yapma ne yaptım herkes adıtı bütün erkekler aldatıyor da bütün kadınlar yapıyor geldi bu yoldan girdi Mut çünkü bizim fıtratımızda her birimizin zayıf olduğumuz noktalarımız var yani herkesin za zaafı var o zaafı çok iyi bilir ve özellikle de en çok korktuğun kişi ve en çok sevdiğin kişi şeklinde de sana yaklaşır. Ya da onlar üzerinden sana yaklaşır. Çünkü senin zaafındır. Korkun da zaafındır, arzun da zaafındır. Zaafsız hale gelmemiz gerekiyor. Zaafın olduğu yerde bu para zaafı mı, güç zaafı mı, şan şöhret zaafı mı, cinsellikle ilgili bir zaaf mı? O zaafın olduğu yerde mutlaka kapısında bekleşirler. Bir tane deneyimle bir tane daha çapat, bir tane daha alt atın. birine düşecek bu işte düşmemeye çalışmak lazım. Düştün mü kapılıp gidiyorsun. Bataklığa yavaş yavaş. Aç olsun. Ömür Allah'ın, nefis Allah'ın. Ama o paraya dokunma. Dokunduğun anda yanarsın. Hele ki Kur'an'da bunun çok duruyor. Yetimin hakkına yaklaşma yanarsın. Herkes yetim hakkı yiyor. Yani herkesi kastetmiyorum. Yetim hakkı Yok. yeniliyor. Yetim kelimesinin anlamı da annesiz babasız diye çevirip kısıtlayıp geçmişler. Yetim bir insanın sahip olması gerekli olan her türlü hak. Sağlık hakkı, beslenme hakkı, barınma hakkı, sevgi, sevgi sahiplenme hakkı. Bu hakları elinden aldığı zaman insanların zaten yetim hakkına da girmiş olunuyor. Evet yani ayın 15'i itibariyle yoğun bir şekilde başlayacak bir ritüelsin silesine giriyoruz. 18'i dolunayın boş geçmeyecek hiçbiri. Ve artık dalga dalga şimdi evet. 3 geliyorsa 5 gelecek artık öyle mi? Evet. Ama Çok bir zaman yani. Evet. Rahmandan destek alanları da ordulara inecek. Seçimini yapacağız. Ha bak o önemli bir detay. Evet. Tamam. Evet. Bizi yalnız bırakmıyor kurban olayım. Ama de, talep edene dua kelimesi eşittir davet. Ben kimi davet ediyorum? Ben Allah'a davet ediyorsam ordularıyla bana geliyor. Rahmaniyetin orduları da iniyor diyorsun Tabii, ama. Tabii yani. o da iniyor? Yani o kim kim neyi çağıracak? O yüzden 15'inde o gece seçim gecesi, o gece koruma gecesi. Çok önemli bir gece olacak. Bu arada hani bizim ülkemizde de çok önemli yerler var. Mesela Titus geçidinde gerçekleşiyor bu ritüeller ve giriş kapısı. Aynı zamanda Denizli var, CNM kapısı. Ee, yine Göbekli Tepe tarafında yapılıyor. Ama en çok Hatay, Antakya o bölge. O bölgede büyük geçiş kapıları var. Bildiğimiz ya da bilmediğimiz. Ritüeller mutlaka yapılacaktır. Eğer hani böyle dikkatli bir göz o civarlarda olanlar varsa bunlara görebilirler. Brezilya'daki... ormanlar içerisinde büyük geçit, Amazonlarda, Amazonlarda pardon Amazonlarda büyük bir, bir yıldız geçiti var. var. Orada da yapılacak. Yani bu o ayın bu o dolunay gecesini dünyada hiçbir yerde bu negatif güçler boş, boş geçmeyecekler. O yüzden önden gireceğiz. Biz 15'inde gireceğiz ki kurtaralım ve önüne geçelim kaç kişi geçebilirsek geçeceğiz Sizin yani. Sizin dualarınız zaten. Dualar. Zaten kim, dua eşittir davet. Ben şeytanı davet etmiyorum. Onlar şeytanı davet etmek için oruç yapıyor. Ben de oturuyorum Rabbimi davet ediyorum. Rüce Rabbim diyorum. Gel koruman altına. Melekut ordunla gönder beni, sevdiklerimi, sana iman edenleri, gerçekten iyi olanları, gerçekten senin yolunda yürümek isteyenlerin hepsini koruma altına al yürü ıı, ıı, onların yapmış olduklarının hepsine mani ol. Mesela hep ben insanlara bu yılın başından beri Ya muahir esmasınız okuyun dedim. Ya muahir 841 kere çok önemli bir esma. Çünkü o olası negatiflikleri önüne geçecek bir enerji bereketı oluşturuyor. Tutuyor gönderiyor. Çok önemli. Yani esmalar o kadar güçlü ki, Allah'ın o sıfatlarını zikrettikçe, beyinden çıkan frekansa. Bize diyorlar ki, hani o kelimeyi söyleyince ne olacak? O sanki kelimeyi söyledikçe, bir enerji açığa çıkacak. Ses bir frekans. Evet. O frekans, hı hı. onun Düşüncenin önüne geçecek. Frekansı var yani. Düşünce zaten en güçlü yani. frekans. Yani bizim gözümüze görmemiz gerekmiyor ki. Mor ötesi ışınları görüyor muyuz gözümüzde? Yok. kız ötesini görüyor muyuz? Yok. Var yok var? mu? Var. Radyasyonu görüyor musun? Görmüyorsun. Var mı? Yok mu? Var. Dolayısıyla rahmani frekans da var, şeytani frekans da var. Yol kişilerin, seçim insanların inşallah Yüce Rabbim merkeze hidayet <laughs> Ve 18 Mart'ta da diyorsun Lilitgen bir durum var. Karanlık enerji sanılacak evet. Maalesef öyle olacak. Ve sonrasında 30 Nisan'da da tutulmayla başlayacak büyük etkiler ve devam edecek. Ama çok ciddi bir startı veriyor o 18 Mart'ta yani Karanlık binlerce, şeytan. Ya binlerce yıldır olmayan bir şey. Yok oluyor. Oluyor, oluyor, oluyor. 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 Ee, Olduğu dönemlerde oluyor ama ne zaman olduğu dönem olsa karanlıklar ama oluyor. Uzun Biz uzun ancak zamandır olmayan bir evet, dolunay oluyor. Öyle bir mi? de sadece o tek bileşen değil. Biz 2000 e, özellikle 2019 itibariyle hep negatif şunu söyleyeyim. 19 Aralık'ta algolit bir tutulma yaşadık. 19 Kasım'da. Algol baş kesimi, kan dökümü anlamına geliyordu. Medusa'nın kesik başı. 16 Şubat'ta ikincisini tetikledi. Yani sadece Lilit'in oradaki kavuşumu değil. Bunun bir öncesi var. Yani önce Algol geldi. Algol işte burada savaşı getirecekti. Getirdi. Gördük, getirdi. Ve normalde kadim e, astrologlar yani çok kan döküleceği için o dönemlerde savaş olmasını istemezler. Yani eskiden hep necim yani yıldız bilimcilerle çalışır işte e, komutanlar olsun, padişahlar olsun, devlet büyükleri olsun. O dönemde gereğinden fazla kan dökülür. Ama o, nasıl bir astrolog da çalışıyorsa Putin en çok kan döküleceği zamanını seçerek hareket etti. Yani ilk önce Algol geldi. Şimdi Lilith geliyor. Dolayısıyla bunlar bu bileşenler bir araya geldiği için bir 2019 süreciyle başlayan artık bir şeylere mavi kanın negatif enerjilerin start verdik dağılınla başlamasıyla bunlar ayık. Artık gözümüzün önünde, yani gözümüzün önünde birisini kurban ederken insanları böyle izlerken görebileceğiz de bu beni çok üzüyor. Uyumaya başladılar ee, izlenen televizyon programları. Ee, bunu çok çok buna çok etkisi var. Yayılan çeşitli frekanslar, çeşitli kimyasallar. Uyuyor insanlar. Uyanmanın tek yolu sadece Allah'a sığınmak ve belirli zikirleri yaparak kendine gelmek olacak. Benim bilgim dahilinde. İnşallah kendine gelen, uyanan insanlardan oluruz. Rus ülkemizin insanları da özellikle. Fakat Atatürk başka bir yani başka bir e, Allah'ın hakikaten görevlerinden biri. Bu Türk kanı, Türk kanı önemli bir kan. Bu Türk kanının... Öyle yaptılar, böyle yaptılar. Babana döneminde kanlar alındı, bir sürü şey yaptı. Öyle kolay kolay da... Bozulacak... Yani bozulur da... Tamamen bozabilecektir bir durum da yok. Ne zaman, nereden, ne yapacağı... Hiç belli olmaz. Bu Kırm tam değil, kırmızı kanla gelen Türk kanı. evet. Nuh'un biliyorsun, torunu Türk. Türkler Nuh'un çocukları evet. zaten. E, kırmızı kan Nuh'un Çocukları, Nuh'un evet. Kanı. E, bayrağımızda da bu sembol var. Rabbimin Orada. bayrağı, Allah'ın bayrağı O kırmızı kılın Rahman ve Rahim olan var. Var yani. ya. ya. Yani dünyadaki en güzel bayrak bu bayrak. En güzel bayrak. Aha. Daha da böyle güzel bir bayrak. Allah bu kadar anlam. Allah'ın. var. Allah yani. yani bir şeyler olacak ama Rabbim yine de evlatlarımızı ve çocuklarımızı korusun. evet, Türk kadını. Türk kadını da önemli. Evet, Türk kadını da kutsaldır, Türk biz de kutsalız. Kutsal, kutsal. Türk anneleri de kutsal. Eski dönemlerde bizim yani atalarımızda kadına kadına verilen değer muhteşem. Ne olduysa peygamberimizin de kadına verdiği kadına çıkarttığı, İslam, gerçek İslamiyet'te de kadına verilen değer yüksek ama bu Emevi dönemleri sonrasında başlayan süreçlerde başka bozulmalar, o müşrik Araplar sanki tekrar e, yani Müslümanlık Buymuş gibi kendi diyorlar zaten biz dinlerimizden, din, din yasa davranış kural demek ya. Biz kendi yasalarımızdan vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Hakikaten de vazgeçmediler. Geleni yine bozdular. İslamiyetmiş gibi gönderiyorlar insanlara. insanlar da okuyup araştırmıyorlar. dolayısıyla ne de zannediyorlar? İlla Türklük de ırkı Türk bir kavram değildir. Belki de Türk Ademlerin genel adı Öyle zaten. Değil mi? O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Adem'e. Aslında Ademe, ne mutlu Ademe. Yani dünyanın neresinde olursan ol, ne mutlu Ademe. Gerçekten öyle. Ve Adem olmak için inşallah yapayım. Gerçek anlamda iyi adam oluruz. <laughs> Tekrar. Çok güzel. Eklemek istediğim şey. Hayır, çok teşekkür var mı? ederim. Çok keyifliydi. Ee, ben kapatırken e, şu kitabı bir kere daha gösteriyorum. Evet, orada esmaları anlatıyorum. Bu kitap arkadaşlar çok güzel bir kitap. Ben bu kitaptan çok şey öğrendim. Bundan üç yıl önce. Bir bakmanızda fayda var. Tavsiye ederim. Aral yayınlarından çıkan bir kitap. Evet bu sefer Aral'dan çıkıyor. Tarhan Efe kaleminden. Keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Çok güzel bir Ben de teşekkür verdi. ederim. Teşekkürler arkadaşlar. İstanbul'da sağ görmek çok güzel. Evet ben de ge ge geleyim geleyim diyordum tam kar zamanına denk geldim. Allah'ım dedim kara bayılırım. senin evin yakın. Yakın yani evet. hani iki dakikalık evet, noktadayız evet. ama Bodrum'da yaşadığın için artık görüşebiliriz. İki tarafta da mı artık Bodrum başka bir memnunum yani. zaman zaman bir araya geliriz <laughs> evet, inşallah. inşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dostlarımız siz de bize zaman ayırdınız, kıymet verdiniz. Bizleri izlediniz. Sağ olun, var olun. Ee, enteresan konular konuştuk. Bu konularla ilgili merakınıza e, ya da ilginizi çeken şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, Nilda da zaman zaman videoya bakacak. Altındaki yorumlardan sizlere belki cevap verebilirsin. Öyle değil mi? Hı hı. Hani soruları olursa tabii, izleyicilerimizin. Tabii. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.